Sürdürülebilir yüksek büyüme, mali disiplin. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek görevi teslim alırken böyle söylemişti. O sözler yurttaş için tek bir anlama geliyor, acı reçete. Yeni stratejiyle birlikte ekonomide bir yandan faiz arttırımlarıyla fiyat istikrarı sağlanıp enflasyon kontrol altına alınmaya çalışılacak, diğer yanda bütçedeki yükü hafifletmek için mali disiplin uygulanacak. Açığı kapatma görevi ise yeni vergiler yoluyla yine yurttaşa düşecek. Vergi uzmanı Bingöl'e göre orta vadede Türkiye'yi nasıl bir maliye politikasının beklediğiyle ilgili en önemli ipucunu bütçe açığı rakamları veriyor. Zira 2023 merkezi yönetim bütçesinde yer almayan pek çok harcama kalemi sonradan bütçenin giderler tablosuna eklendi. EYT, sözleşmelilerin kadroya alınması, emekliye bayram ikramiyesindeki artış, en düşük emekli maaşının arttırılması, deprem harcamaları, ücretsiz doğalgaz gibi kalemlerin dışında bir de büyüklüğü 2,5 trilyona ulaşan kur korumalı mevduatın bütçeye getireceği yük eklendiğinde açık 20 milyar doları buluyor. Seçim ekonomisi bütçeyi, bütçe açığı da yeni vergileri kaçınılmaz kılıyor. Tam da bu nedenle Bingöl'e göre önümüzdeki aylar yurttaş için zorlu geçecek. Pek çok kalemde yeni vergiler yolda. Bingöl'e göre özel iletişim vergisi oranlarında, alkollü içeceklerde, ÖTV artışı, taşıtlar üzerindeki ÖTV oranlarının ve yurt dışından getirilen telefonlardaki harç tutarının arttırılması gündeme gelebilir. Trafik cezalarının daha yoğun uygulanması, kurumlar vergisi oranının arttırılması, ek motorlu taşıtlar ve gayrimenkul vergisiyle damga ve kurumlar vergisi oranlarında artış gibi pek çok kalemde vergi artışı bekleniyor. Pek çok kalemde vergi artışı kapıda. Yani bundan sonraki dönemde bizi bunlar bekliyor efendim. O vergi yoluyla işte bu bütçe açığı da yurttaş yine finanse etmeye çalışacak. Peki bu ortam içerisinde ev sahibi olmak bir hayal olarak kalacak gibi gözüküyor. Şöyle bir dünyaya baktığımızda dünyada Türkiye konut fiyatlarında en yüksek ülke. Yani bir dünya birinciliğimiz var. Bir gurur tablosundan bahsediyoruz. Ve TÜGEM başkanına bakıldığında diyor ki önemli bir uyarısı var. Dolardaki her artış fiyatları etkiliyor. Şimdi seçim sonrasında bu artış düşünüldüğünde yani 19 liradan 23,5 seviyesine gelen ve 23,60'a doğru hareket eden dolar kuru düşünüldüğünde işte bu artış %20'lik bir artışı getirebilir konut fiyatlarında açıklamasını yapıyor. Bunu da bir uyarı olarak da paylaştı, bize ekranlarınıza getirmek istedik efendim. Devam edelim. Öğretmenler atama bekliyor. Ek atama bekleniyor. 55 bin öğretmen ataması yapılması isteniyordu. Ve öğretmenler bu taleple Ankara'da bir araya geldiler. Bakın oradan kameralara nasıl görüntüler yansıdı, ekranlarınıza getirelim. Mardinli miydi? Diyarbakır. Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası'yla, Eğitim ve Bilim İş Görenleri Sendikası'nın çağrısıyla 62 ilden yaklaşık 2000 atama bekleyen öğretmen Ankara Ulus Meydanı'nda bir araya geldi. 8 Mayıs'ta gerçekleştirilen 45 bin öğretmen atamasına ek 55 bin atama daha yapılmasını talep eden öğretmen adayları öğretmenler, Ulus'ta ek 55 bin nerede, susma haykır, ek 55 bin haktır diye slogan attı. Hakkımız olan 55 bin ilave adil öğretmen ataması için toplanmış bulunmaktayız. Hayallerimiz var, umutlarımız var. Meydanlarda değil, okullarımızda, sınıflarımızda olmak istiyoruz. 45 bin atama yetersizdir. İlave 55 bin öğretmen ataması yapılarak bu sayı ivedilikle 100 bine tamamlanmalıdır. CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül de öğretmen adaylarına destek verdi. Bu konuda bütün gruplarla konuşacağım. AK Parti ile de konuşacağım, MHP ile de konuşacağım. Cumhuriyet Halk Partisi grubumuzun zaten böyle bir isteği var. Şu anda görev verilmeyen 55 bin öğretmen var. Bu öğretmenlerimiz bir an önce öğrencilerle buluşmak istiyorlar. Anneleri, babaları büyük bir fedakarlık yaptı, okuttu. Ve bu 55 bin öğretmen şu anda evinde oturuyor. Bakkallık yapıyor, kasatlık yapıyor, garsonluk yapıyor. Sayın Bakanımızdan beklentimiz lütfen bu öğretmenlerimizin atamasını yapalım ve 55 bin öğretmenimizi öğrencilerle buluşturalım.
Yaşanan ekonomik krizin faturasını en fazla öğretmenler ödüyor ve atama bekleyen öğretmenler ödüyor. İşte onlar için o yapılan çağrı, 55 bin öğretmenin atama beklediği haberini ekranlarınıza getirdik. Ve nasıl bir ekonomi geldi ekranlarınıza? Diyor ki pahalılığın ucu turizme uzandı. Yüksek seyreden enflasyonla birlikte artan fiyatlar Türkiye'yi turizmde rakiplerine göre daha pahalı hale getirdi. 2024 kontratlarının da tehlikede olduğu ifade ediliyor. Bakın bu önemli, zira aslında döviz cephesinde tüm hesaplar turizm üzerinden yapılıyor. Yani turizme bel bağlanmış durumda ama nasıl bir ekonominin manşeti bu anlamda önemli. Pandemi sonrası hızlı toparlanan Türk turizmi enflasyon engeline takıldı. %100'e ulaşan maliyet artışının konaklama fiyatlarına yansıması Türkiye'yi aralarında İspanya ve Mısır'ın da bulunduğu rakiplere göre daha pahalı hale getirdi. Pahalılığa ilave olarak rubledeki değer kaybının da özellikle Rus turistlerin seyahat tercihini etkilediği ifade ediliyor. Nasıl bir ekonomi gazetesinin ilk sayfasında turist gelecek mi? Döviz bolluğu en azından yaz aylarında nispeten de olsa yaşanacak mı? Tüm hesaplar buna göre yapılırken nasıl bir ekonomi gazetesi bugün manşetinde işlerin o kadar da kolay olmayacağını ifade ediyor. Bir yandan da bu artan maliyetlerle biz turist gelecek mi diye konuşuyoruz ama ekran başındaki Ayşe teyze, Mehmet amca tatile hiç gidemiyor ki. Onları konuşan elbette yok. Ve bu dilimin